geçiyor. Şu anda stüdyodaki konuğumuz Barış Can. Deminden beri anonsunu yapıyorum. Diyarbakır Çocuk Eğitim Merkezi'nin eğitmeni ve aynı zamanda müzisyen. Hoş geldiniz Barış Can. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha Diyarbakır'dan İzmir'e kadar geldiniz. Biz de Ege TV ekranlarından size konuk etmek istedik. İzleyicilerle buluşturmak istedik. Çünkü oldukça ilginç ve faydalı çalışmalarınız var. Dilerseniz ilk önce sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalarınıza nasıl başladığınızı sorayım ben size. Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi eğitmenim, aynı zamanda müzisyenim. Birkaç yıl önce bir kaset yapmıştım pop müziği dalında. Hı hı. Siz de bilirsiniz ki çok fazla promosyon yapılması gerekiyor sanatçının kendini tanıtabilmesi için. Ne yazık ki ben promosyonumu iyi yapamadım. Bu yüzden insanlar beni pek tanıyamıyorlar. Maddiyata dayanıyor bu. Ben Diyarbakır'da yaşayan bir müzisyenim. Öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda müzisyenim dedim az önce. Nasıl yapabilirim, kendimi nasıl tanıtabilirim diye düşündüm bir ara. Aslında bu sokak çocuklarıyla tanışmam tesadüf oldu. Değişik misyonlar yüklenmek istedim. Bunlardan biri de işte sokak çocuklarıyla ilgili problemlerini gündeme getirmek gibi bir duyuma girmek istedim. Bir şarkı yaptım. Bu sokak çocuklarıyla ilgili bir şarkı yaptım. Bu şarkıya bir klip çektim ve bu klibi değişik televizyonlarda yayınlayarak bu sokak vardı. İzmir'de de var buna benzer. İki merkez var. Bir Karşıyaka'da. Diğeri de zannediyorum tam ismini hatırlayamıyorum. İzmir'i tam tanıyamıyorum. Evet, diğer daha var. Evet. Diyarbakır'da ki bu merkez yeni açıldı. Hı hı. 28 tane çocuğumuz var. Aslında Türkiye'de sokak çocuklarıyla ilgili bir kavram karmaşası var. Sokak çocuklarının iki çeşidi var, iki türü var. Biri annesi ve babası olan fakat sokaklarda yaşamaya mahkum kılınmış çocuklar. Diğeri de gerçekten annesi babası olmayan. Hı. Ki bu çocuklara devlet eli uzatılmış. Bildiğiniz gibi çocuk esirgeme kurumlarında ve buna benzer kurumlarda devlet tarafından bakılan çocuklar. Ben annesi ve babası olan, yani ailesi olan çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Zaten sorun da burada başlıyor. Evet, evet. Düşünebiliyor musunuz? Ailesi var, annesi ve babası var fakat sokaklarda bir şekilde yaşamaya mahkum kılınmış çocuklar. Bunlar eve geldikleri zaman kesinlikle para götürmek zorunda kalan çocuklar. Hı hı. Böyle olunca da problem had safhaya ulaşıyor. Dışarıda para kazanmaya çalışıyor çocuk. Çocuk aynı zamanda okula gidiyor. Yani büyük bir kısmı okula gidiyor. Hatta bir kısmı da okula gitmediği halde okula gitmek istiyor. Hı hı. Bu çocuklara biz evimizden geldiğince ne olursa olsun okula gitmek zorunda olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Akşam eve gittikleri zaman eğer para götürmedikleri halde götürmedikleri zaman bile, mutlaka dayak yeseler bile ne yapıp edip okula gitmek zorunda olduklarını hatırlatıp, hı hı, bir eğitmen olarak bunları hatırlatıp okula gitmelerini alıştırıyorum. Okula gitmelerini alıştırıyorum. Onlara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oluyor. Bir müzisyen olarak onlara boş vakitlerinde şarkılar bile söylüyorum. Ne kadar güzel. Çok yetenekli çocuklarımız var. Onları o yöne sevk ediyorsunuz. O yöne sevk edebiliyorum arada sırada. Bir gündüzlü barınma aslında, hı-hı, bizim merkezimiz. Gündüzlü barınma. Sabah gelip kahvaltılarını yapıyorlar. Sonra bir kısmı okula gidiyor, bir kısmı işe çıkıyor. İşte sizin de zannediyorum sokaklarda gezerken karşılaştığınız, hı-hı, çocuklar vardır. Ciklet satan vesaire vesaire. Bu tür işlere çıkan çocuklarımız var. Öğlen yine gelip yemeklerini yiyip öğleden sonra yine bir kısmı okula, peki, bir kısmı bunların hepsi çalışan. Para demek. Nereden kaynak buluyorsunuz sabah kahvaltısı, öğle yemeği veya onların barındıkları yerle ilgili? Ona gelecektim ben de. Bu yardımları biz insan olarak her zaman devletten beklememeliyiz. Evet. Ünlü iş adamlarımız, zengin iş adamlarımız, hali vakti yerinde olan bir sürü insanımız var.
Bu insanların yardımlarıyla biz bu merkezi yerinde ayakta tutabiliyoruz. Zaten bu merkezi açan insanlar bu konuya duyarlı, hali vakti yerinde insanlar. Bunlar hepsi birleşerek bu merkezi açtılar. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yemekler temin ediliyor. Promosyonumuzu yaptığımız sürece bizi duyan, bizi tanıyan zengin insanlar diyebiliriz. Bu tür insanlar bize yardım ediyorlar. Biz de mutlu oluyoruz ve böylece çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde sürdürebiliyorsunuz. Her şeyi devletten beklememek lazım dediniz. Çok güzel söylediniz. Çünkü birey olarak da bizim yapabileceğimiz çok fazla şeyler var. Dilerseniz şimdi sizin hazırladığınız ve sizin sokak çocuklarınızın, daha doğrusu hepimizin çocuklarımızın çevirdiği, oynadığı şu güzel klibi bir izleyelim. Ondan sonra onun hakkında konuşalım tekrar. Peki. Tamam. Peki. Her günüm böyle geçer.